Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler için hidayettir. Onlar ki gayba iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve bunlar işte felaha erenlerdir. Şu muhakkak ki, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır. Ve büyük azap onlaradır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azap vardır. Hem onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar ortalığı bozanların ta kendileridir. Fakat anlamazlar. Onlara insanların inandığı gibi inanın denilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz kendileridir. Fakat bilmezler. Onlar iman edenlere rastladıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz, biz sadece onlarla alay ediyoruz derler. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir. İşte onlar o kimselerdir ki hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr etmedi. Doğru yolu da bulamadılar. Onların durumu bir ateş yakanın durumu gibidir. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler bulunan bir yağmura tutulmuşun hali gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah inkarcıları tamamen kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerinin nurunu kapıverecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Karanlık üzerine çöktü mü de dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini, görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer doğruysanız. Yok yapamadıysanız ki, hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının. İnanıp yararlı işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında bu daha önce de rızıklandığımız şeydir derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların, hem onlar orada ebedi kalacaklar. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği hatta daha üstünün misal getirmekten çekinmez. İman edenler bilirler ki bu şüphesiz haktır. Rablerindendir.
Ama küfre saplananlar, Allah böyle bir misal ile ne demek istedi derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Onunla ancak o fasıkları şaşırtır. Onlar ki söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi, iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölüydünüz, sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi. Onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir. Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, "Aa, orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz," dediler. Rabbin, "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim," dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Haydin davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin," dedi. Dediler ki, "Yücesin sen, ya Rab, bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin." Allah, "Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver," dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onları haber verince, "Allah, ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim. Sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim dememiş miydim?" dedi. Ve o zaman meleklere, "Adem'e secde edin," dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi. İnkarcılardan oldu. Dedik ki, "Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz." Bunun üzerine şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. "Biz de birbirinize düşman olarak inin. Orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasip vardır," dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla tevbe etti. O da tevbesini kabul etti. Muhakkak o tevbeyi çok kabul eden, çok esirgiyendir. Onlara dedik ki, "Hepiniz oradan inin. Size benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde, kim o hidayetçinin izinde giderse onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır." İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. "Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun. Yanınızdakini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap, Tevrat'ı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. Onlar ki Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti ve vaktiyle size alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve öyle bir günden korunun ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz. Hem hatırlayın ki bir zaman sizi Firavun ailesinden de kurtardık. Onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı.
Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun'un adamlarını suda boğduk. Siz de bakıp duruyordunuz. Hani bir zamanlar Musa'ya 40 gecelik vaat verdik de sonra siz onun arkasından buzağı put edindiniz ve o halinizle zalimlerdiniz. Sonra yine de sizi affettik. Artık şükretmeniz gerekiyordu. Ve hani bir zamanlar Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı verdik. Gerekirdi ki doğru yolda gidesiniz. Hani bir zamanlar Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, cidden siz o buzağı put edinmekle kendi kendinize zulmettiniz. Bari gelin Rabbinize tevbe ile dönün de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız Bari Teala'nız katında sizin için hayırlıdır. Böylece tevbenizi kabul buyurdu. Gerçekten de o tevvap ve rahimdir. Hani bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik. Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık ve size ihsan ettiğimiz hoş rızıklardan yiyin diye üzerinize kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Onlar bize zulmetmediler, lakin kendi nefislerine zulmediyorlardı. Hani bir zamanlar şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve hatta bizi bağışla deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim. İyilik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız dedik. Bunun üzerine o zulme devam edenler sözü değiştirdiler. Onu kendilerine söylendiğinden başka bir şekle soktular. Biz de kötülük yaptıkları için o zalimlere murdar bir azap indirdik. Hani bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti. Biz de asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmıştı. Her kısım insan kendi su alacağı yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin ve içinde bozgunculuk ve saldırganlık yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. Hani bir zamanlar ey Musa, biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız. Yeter artık, bizim için Rabbine dua et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın dediniz. O da size o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın, o vakit istediğiniz elbette olacaktır dedi. Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve nihayet Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet, öyle oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Evet, öyle oldu. Çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı. Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar mahzun da olacak değillerdir. Hani bir zamanlar sizden misak, sağlam bir söz almıştık. Tur'u üstünüze kaldırıp demiştik ki size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gafil olmayın. Gerek ki korunursunuz. Sonra verdiğiniz sözün arkasından yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, herhalde zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara sefil maymunlar olun dedik. Bu ibret dolu cezayı öncekilere ve sonrakilere bir ders, korunacaklara da bir nasihat, bir öğüt yaptık. Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah size bir bakara, sığır boğazlamanızı emrediyor. Onlar da sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun dediler. Musa da böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et, her neyse onu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o ne pek yaşlı,
ne de pek taze, ikisi arası dinç bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapınız dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et. Rengi neyse onu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o bakanlara sürur veren sapsarı bir sığırdır dedi. Onlar bizim için Rabbine dua et. O nedir bize iyice açıklasın. Çünkü o bize biraz karışık geldi. Bununla beraber Allah dilerse onu elbette buluruz dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o ne çifte koşulup tarla süren, ne de ekin sulayan, ne de salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte tam şimdi gerçeği ortaya koydun dediler. Nihayet onu bulup boğazladılar. Az kaldı yapmayacaklardı. Hani bir zamanlar siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmış ve onu üstünüzden atmıştınız. Halbuki Allah saklamış olduğunuzu açığa çıkaracaktı. İşte bundan dolayı o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve size ayetlerini gösterir. Belki aklınızı başınıza toplarsınız. Sonra bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi de taş gibi ya da taştan da beter hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Ve sizin neler yaptığınızdan Allah gafil değildir. Şimdi bunların size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardı ki Allah'ın kelamını işitirlerdi de sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu tahrif ederlerdi. Üstelik iman edenlere rastladıklarında inandık derler, birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup Allah'ın size açıkladığı gerçekleri onlara da söylüyorsunuz? Hiç aklınız yok mu be derlerdi. Peki bilmezler mi ki onlar neyi sır olarak saklar ve neyi açıkça söylerlerse Allah hepsini bilir. Bunların bir de ümmi, okuma yazması olmayan kısmı vardır. Kitabı bilmezler. Ancak bir takım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar. Artık o kimselerin vay haline ki kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için bu Allah katındandır derler. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara, vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Bir de dediler ki bize sayılı birkaç günden başka asla ateş azabı dokunmaz. De ki siz Allah'tan bir ahit mi aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kim bir günah işlemiş de kendi günahı kendisini her yandan kuşatmışsa işte öyleleri ateş ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. İman edip salih ameller işleyenler işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Hani bir vakitler İsrailoğullarından şöyle misak, kesin bir söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Ana babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz. Hala da dönüyorsunuz. Yine bir zamanlar misakınızı almıştık. Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Nüfusunuzu diyarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra siz buna ikrar da verdiniz ve ikrarınıza şahit de oldunuz. Sonra sizler öyle kimselersiniz ki kendilerinizi öldürüyorsunuz ve sizden olan bir grubu diyarlardan çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhinde kötülük ve düşmanlık güdüyor ve bu konuda birleşip birbirinize arka çıkıyorsunuz. Şayet size esir olarak gelirlerse fidyeleşmeye kalkışıyorsunuz. Halbuki yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanlar netice olarak dünya hayatında
perişanlıktan başka ne kazanırlar? Kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bunlar ahireti dünya hayatına satmış kimselerdir. Onun için bunlardan azap hafifletilmez ve kendilerine bir yerden yardım da gelmez. Celalim hakkı için Musa'ya o kitabı verdik. Arkasından bir takım peygamberler de gönderdik. Hele Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs ile de destekledik. Size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle gelen her peygambere kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan diyecek, bir kısmını da öldürecek misiniz? Yahudiler peygamberimize karşı alaylı bir ifadeyle bizim kalplerimiz kılıflıdır dediler. Bilakis Allah onları kafirlikleri yüzünden lanetledi. Bundan dolayı çok az imana gelirler. Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince daha önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde o tanıdıkları kendilerine gelince bu sefer kendileri onu inkar ettiler. İşte bundan dolayı Allah'ın laneti kafirleredir. Ne kadar çirkindir o uğruna kendileri sattıkları şey ki Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütuf ve kereminden vahiy indirmesine kafa tutarak Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler. İşte bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar. Can yakıcı azap asıl kafirler içindir. Onlara Allah ne indirdiyse ona iman edin denildiği zaman onlar biz kendimize indirilene iman ederiz derler ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden gerçek vahiy odur. Onlara de ki, peki madem gerçek mümin sizsiniz de, ne diye daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Celalim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de, onun arkasından tuttunuz, o buzağa taptınız. Siz işte o zalimlersiniz. Bir zamanlar size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tur'u tepenize kaldırıp misakınızı aldık. O Yahudiler duyduk dinledik, isyan ettik dediler. Kafirlikleri yüzünden o danayı yüreklerinde besleyip büyüttüler. De ki, eğer siz mümin kimselerseniz bu imanınız size ne çirkin şeyler emrediyor. De ki, Allah yanında ahiret yurdu, cennet başkalarının değil de yalnızca sizinse, eğer iddianızda da sadıksanız, haydi hemen ölümü temenni ediniz, ölmeyi cana minnet biliniz. Fakat elleriyle işledikleri yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemeyecekler. Allah o zalimleri bilir. Elbette onları insanların hayata en hırslı, en düşkün olanları olarak bulacak. Hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Onların her biri 1000 sene ömür sürmeyi arzular. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah onların neler yaptığını görüp duruyor. Söyle her kim Cebrail'e düşmansa, iyi bilsin ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ile Mikail'e düşman olursa, iyi bilsin ki Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Şanım hakkı için sana çok açık ayetler, parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez. O fasıklar hem bunları tanımayacaklar hem de ne zaman bir ahd üzerine antlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir güruh çıkıp onu bozacak ve atıverecek, öyle mi? Hatta az bir güruh değil, onların çoğu ahit tanımaz imansızlardır. Üstelik Allah tarafından onlara yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince daha önce kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sırtlarından geriye attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar.
Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkar edip kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafirlik ettiler. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Marut'a bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karıyla kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlayamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu her kim satın alırsa onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Şayet onlar iman edip de korunmuş olsalardı elbette Allah tarafından verilecek mükafat çok hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler, râine demeyin. Unzurna deyin ve iyi dinleyin. Kafirler için elemli bir azap vardır. Ne kitap ehlinden ne de müşriklerden hiçbiri size Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise üstünlüğü rahmetiyle dilediğine mahsus kılar. Ve Allah çok büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetten her neyi nesheder veya unutturursak ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır? Hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz peygamberinizi bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfürle değiştirirse artık düz yolun ortasında sapıtmış olur. Ehli kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafir etsinler. Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna rağmen siz şimdi af ile, hoşgörüyle davranın, ta Allah emrini verinceye kadar şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete girmeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki, eğer doğruysanız haydi bakalım getirin delilinizi. Hayır, hayır. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle, onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah, ihtilafa düştükleri bu gibi şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerini içlerinde Allah'ın isminin anılmasından men eden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. O zalimler Allah kendisine çocuk edindi dediler. Haşa, o Sübhan'dır. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin yoktan var edicisidir ve o bir işin olmasını murad edince ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bilgiden nasibi olmayanlar da Allah bizimle konuşsa ya yahut bize de bir mucize gelse ya dediler.
Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzerdi. Gerçekten de yakine ermek, hakikati bilmek isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik. Şüphe yok ki biz seni hak ile rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut ve razı olmayacaklar. De ki gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şanım hakkı için sana vahiy ile gelen bu kadar bilgiden sonra kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan sana Allah'tan ne bir dost bulunur ne de bir yardımcı. Kendilerine kitabı verdiğimiz ehliyetli kimseler onu tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona iman ederler. Her kim de onu inkar ederse işte o inkarcılar hüsran içindedirler. Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemdeki ümmetlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Ve öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez ve ona şefaat de fayda vermez. Hiçbir taraftan yardım da görmezler. Şunu da unutmayın ki bir zamanlar İbrahim'i Rabbi bir takım kelimeler ile imtihan etti. O onları sona erdirince Rabbi ona ben seni bütün insanlara imam yapacağım buyurdu. İbrahim zürriyetimden de yap dedi. Rabbi ona zalimler benim ahdime nail olamaz buyurdu. Biz ta o zaman bu beyti insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahit verdik. Beytimi hem tavaf edenler için hem de ibadete kapananlar için hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun. Ve o vakit İbrahim, ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır diye yalvardı. Allah buyurdu ki, küfredeni dahi rızıklandırır da hayattan biraz nasip aldırırım. Sonra da onu ateş azabına uğratırım ki orası ne yaman bir duraktır. Ve ne vakit İbrahim beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. Ey bizim Rabbimiz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl, hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tevbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvap sensin, Rahim sensin. Ey bizim Rabbimiz! Bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini tilavet eylesin. Kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin. İçlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin. İbrahim'in milletinden kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık. Hiç şüphesiz o ahirette de iyilerden biridir. Rabbi ona İslam ol emrini verince o ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım, muhakkak ki bu dini size Allah seçti. Başka dinlerden uzak durun. Yalnızca Müslüman olarak can verin dedi. Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz? Yakup'a ölüm hali gelip çattığı zaman oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz dediği zaman oğulları senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız dediler. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Bir de Yahudi ve Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. Sen onlara de ki, hayır,
Hanif olarak Hakk'a tapan İbrahim'in dinine uyarız ki o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Deyiniz ki biz Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter ve o işitendir, bilendir. Allah'ın boyasına bak, vaftiz ne olacak? Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz ona ibadet edenleriz. De ki Allah hakkında bizimle didişmeye mi gireceksiniz? Oysa o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Şu kadar var ki biz ona ihlas ile sarılıyoruz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep Yahudi ve Hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz? De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir hakikati bile bile inkar edenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmet idiler, gelip geçtiler. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandıklarınız. Ve siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. İnsanlar içinde bir kısım beyinsizler takımı, bunları bulundukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da, batı da Allah'ındır. O kimi dilerse onu hidayete erdirir. Ve işte böyle sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hakkın şahitleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun. Daha önce içinde durduğun Kabe'yi kıble yapmamız da şunun içindir. Peygamberin izince gidecekleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıralım. Bu iş elbette Allah'ın hidayet ettiği kimselerin dışındakilere çok ağır gelir. Allah imanınızı kaybedecek değildir. Hiç şüphesiz Allah bütün insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Doğrusu biz yüzünün semaya yöneldiğini, orada şekilden şekile geçerek aranıp durduğunu görüyorduk. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Haydi bakalım, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Siz de ey müminler, nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da kesinlikle bilirler ki, Rablerinden gelen o emir haktır. Ve Allah onların yaptıklarından ve yapmakta olduklarından gafil değildir. Celalim için sen o kitap verilmiş olanlara bütün delilleri de getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değiller. Celalim hakkı için sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz sen de zalimlerden olursun. Bu kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin alimleri, onu, o peygamberi oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyleyken işlerinden bir takımı gerçeği bile bile gizlerler. O hak Rabbindendir. Artık şüpheye düşenlerden olma sakın. Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır. O ona yönelir. Haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan namazda hemen Mescid-i Haram'a doğru yüzünü çevir. Bu emir şüphesiz Hak Rabbinden olduğu gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir. Her nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ve her nerede olsanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinizde bir delil olmasın.
Ancak içlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın, benden korkun. Hem üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım, hem gerek ki doğru yolu bulasınız. Nitekim içinizden size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor. O halde beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin. Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz. Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve sonunda ona döneceğiz derler. İşte onlar var ya, Rablerinden mağfiretler ve rahmet onlaradır. İşte hidayete erenler de onlardır. Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret ederse bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir. O her şeyi bilir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet eder. Ancak tevbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet edeceğim. Tevbeleri çokça kabul ederim. Ama ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak can vermiş olanlara gelince, işte Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve insanların laneti hep onların üzerine olsun. Onlar ebedi olarak onun altında kalırlar. Ne azapları hafifletilir, ne de kendilerine göz açtırılır. Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle denizde akıp giden gemide, Allah'ın yukarıdan bir su indirip de onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, diriltip de üzerinde deprenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta, şüphesiz akıllı olan bir topluluk için, elbette Allah'ın birliğine deliller vardır. İnsanlardan kimi de Allah'tan başka şeyleri ona eş tutuyorlar da onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. O zaman kendilerine uyulan kimseler, azabı görerek kendilerine uyanlardan kaçıp uzaklaşmışlar ve aralarında bütün bağlar parça parça kopmuştur. Onlara uyanlar da şöyle demektedirler. Ah bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. İşte böylece Allah onlara bütün amellerini üzerlerine yığılmış hasretler, pişmanlık ve üzüntüler halinde gösterecektir. Onlar bu ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır. O size hep çirkin ve murdar işleri emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler söylemenizi ister. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiği vakitte yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? O kafirlerin hali sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler,
kördürler, akıl da etmezler. Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnız O'na kulluk ediyorsanız. O size yalnız şunları haram kıldı: ölü hayvan, kan, domuz eti, bir de Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret ölçüsünü geçmemek şartıyla ona da bir günah yükletilmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip de bununla biraz para alanlar, gerçekten karınları dolusu ateşten başka bir şey yemezler. Kıyamet günü Allah onlara ne söz söyler ne de kendilerini temize çıkarır. Onlara sadece acı veren bir azap vardır. İşte onlar hidayeti verip sapıklığı, affedilmeyi bırakıp azabı satın alan kimselerdir. Bunlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar. Şüphesiz ki Allah kitabı hak bir sebeple indirmiştir. Kitap hakkında ihtilafa düşenlerse şüphesiz haktan uzak bir anlaşmazlık içindedirler. Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de anlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır. Korunanlar da bunlardır. Ey iman edenler! Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın, ama her kim ölenin kardeşi tarafından bir şey karşılığı bağışlanırsa, o zaman örfe uyması, ona diyeti güzellikle ödemesi gerekir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bunun arkasından yine saldırırsa, artık ona acı veren bir azap vardır. Ey temiz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Ümit edilir ki korunursunuz. Birbirinize ölüm geldiği vakit bir hayır, bir mal bırakacaksa babası, anası ve en yakın akrabası için meşru bir surette vasiyet etmek Allah'tan korkan kimseler üzerine yerine getirilmesi vacip bir hak olarak size farz kılındı. Şimdi her kim bunu duyduktan sonra onu değiştirirse herhalde vebali sırf o değiştirenlerin boynunadır. Şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Her kim de vasiyet edenin bir hata işlemesinden veya bir günaha girmesinden endişe eder de tarafların arasını düzeltirse ona bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. İçinizde hasta olan veya yolculukta bulunan ise diğer günlerde tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O Ramazan ayı ki insanları irşad için hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an da onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculuktaysa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim.
O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizler için yazdığını isteyin. Ta fecrin beyaz ipliği siyah iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için, sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun. Bununla beraber siz mescitlerde itikaf halindeyken onlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlara böyle açıklıyor ki sakınıp korunsunlar. Bir de aranızda mallarınızı batıl sebeplerle yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günah ile yemek için o malları hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden soruyorlar. De ki, onlar insanlar içinde, hac içinde vakit ölçüleridir. Bununla beraber iyilik evlere arkalarından gelmeniz değildir. Fakat iyiliğe eren kötülükten korunan kimsedir. Evlere kapılarından gelin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. Fakat haksız saldırıda bulunmayın. Çünkü Allah haksız saldırıda bulunanları sevmez. Onları nerede yakalarsanız öldürün ve siz çıkardıkları yerden onları çıkarın. O fitne öldürmeden daha şiddetlidir. Yalnız Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Fakat sizi öldürmeye kalkışırlarsa hemen onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Artık şirkten vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem bir fitne kalmayıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. Hürmetli ay hürmetli aya ve bütün hürmetler birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırdıysa siz de ona yaptığı saldırının aynıyla saldırın da ileri gitmeye Allah'tan korkun ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin. Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever. Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise 3 gün hacda 7 de döndüğünüzdeki tam 10 gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun. Rabbinizin lütfunu istemenizde size bir günah yoktur. Arafat'tan indiğiniz zaman Meşar-ı Haram yanında Müzdelife'de Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Doğrusu siz bundan önce gerçekten sapmışlardandınız. Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin. Allah'tan bağışlanmanızı isteyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman önce ana babalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan kimisi ey Rabbimiz bize dünyada ver der. Onun için ahirette hiçbir kısmet yoktur. Yine onlardan ey Rabbimiz
Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler vardır. İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin, tekbir alın. Bunlardan kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Ama bu takva sahipleri içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki siz ancak onun huzuruna varıp toplanacaksınız. İnsanlardan kimi de vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki o İslam düşmanlarının en yamanıdır. İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dendiği zamanda kendisini onuru, gururu günah işlemeye sevk eder. Cehennem de onun hakkından gelir. O ne kötü bir yataktır. Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir. Ey iman edenler! Hepiniz barış ve selamete girin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin aranızı açan belli bir düşmandır. Size bunca deliller geldikten sonra yine kayarsanız iyi bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar sadece gözetiyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür. İsrailoğullarına sor, biz onlara ne kadar açık ayetler vermiştik. Fakat Allah'ın nimetini her kim kendisine geldikten sonra değiştirirse şüphe yok ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Dünya hayatı inkar edenler için bezendi. Onlar iman edenlerle eğleniyorlar. Halbuki takva sahibi olan o müminler kıyamet günü onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Ayrılmaları üzerine Allah rahmetin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere peygamberler gönderdi. Ve beraberlerine hak ile ilgili kitap indirdi ki insanların aralarında ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hakem olsun. Bunda da sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra tuttular, aralarındaki hırs ve kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa siz kendinizden önce gelip geçenlerin hali, uğradıkları sıkıntılar başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, öyle sıkıntılar dokundu ve öyle sarsıldılar ki hatta peygamber ve beraberinde iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi. Bak işte, gerçekten Allah'ın yardımı yakındır. Ey Muhammed, sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, herhalde Allah onu bilir. Savaş size farz kılındı. Gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz, oysa ki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ey Muhammed, sana haram aydan ve o ayda savaşmaktan soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Bununla beraber Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, İnsanları Mescid-i Haram'dan men etmek ve halkını oradan çıkarmak Allah yanında daha büyük bir günahtır ve fitne öldürmekten daha büyük bir vebaldir. Onlar güçleri yeterse sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşmaktan hiçbir zaman geri durmazlar. Sizden de her kim dininden döner ve kafir olarak can verirse artık onların bütün amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki iman edenlere Allah yolunda hicret edip
cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, bu ikisinde de büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında düşünürsünüz. Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki, onlar hakkında yapacağınız bir ıslah, işlerine karışmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyla ıslah ediciyi bilir, birbirinden ayırt eder. Eğer Allah dileseydi, sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik kadınları iman etmedikçe nikahlamayın. Bir müşrik kadın sizin hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye herhalde ondan daha hayırlıdır. Müşrik erkeklere de mümin kadınları nikah ettirmeyin. Bir müşrik sizin hoşunuza gitse bile mümin bir köle elbette ondan daha hayırlıdır. Onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve ayetlerini insanlara açıklıyor. Umulur ki onlar hatırda tutup öğüt alırlar. Ey Muhammed, sana kadınların aybaşı halinden de soruyorlar. De ki, o bir eziyettir. Onun için aybaşı halinde oldukları zaman kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri zaman ise Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka onun huzuruna varacaksınız. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için Allah'ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah sizin yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz lağıv, herhangi bir kasıt olmadan kanaate göre yanlış yere yapılan yeminden sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok halimdir. Kadınlarından ila edenler, onlara yaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer bu yeminlerinden dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir. Boşanan kadınlar, kendi kendilerine 3 adet süresi beklerler. Ve Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa gizlemezler. Kocaları da barışmak istedikleri takdirde o süre içerisinde onları geri almaya daha layıktırlar. O kadınların üzerlerindeki meşru hak gibi kendilerinin de hakları vardır. Yalnız erkekler için onların üzerinde bir derece vardır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşamak, talak 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helal olmaz. Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka. Eğer siz de bunların Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın çizdiği hudududur. Sakın bunları aşmayın. Her kim Allah'ın hududunu aşarsa işte onlar zalimlerdir. Eğer kadını bir daha boşarsa bundan sonra artık başka bir kocaya varıncaya kadar ona helal olmaz. Eğer ikinci koca da onu boşarsa Allah'ın hududunu sağlam tutacaklarını ümit ettikleri takdirde öncekilerin birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın tayin ettiği hudududur. Bunları bilen bir kavim için açıklıyor.
Kadınlarınızı boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde artık kendilerini ya iyilikle tutun veya güzellikle salın. Yoksa haklarına tecavüz için zararlarına olarak onları tutmayın. Her kim bunu yaparsa nefsine zulmetmiş olur. Sakın Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp düşünün. Hem Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilir. Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiklerinde aralarına meşru bir şekilde rızalaştıkları takdirde kendilerini kocalarıyla nikahlanacaklar diye sıkıştırıp engellemeyin. İşte bu içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen bir öğüttür. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır ve daha nezihtir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Anneler çocuklarını emzirmenin tamamlamasını isteyenler için tam 2 yıl emzirirler. Çocuk kendisine ait olan babaya da emzirenlerin yiyecekleri ve giyecekleri geleneklere uygun olarak bir borçtur. Bununla beraber herkes ancak gücüne göre mükellef olur. Çocuğu sebebiyle bir anne de, çocuğu sebebiyle bir baba da zarara sokulmasın. Varise düşen de yine aynı borçtur. Eğer ana ve baba birbirleriyle istişare edip her ikisinin de rızasıyla çocuğu memeden ayırmak isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Eğer çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzel güzel verdikten sonra bunda da size bir günah yoktur. Bununla beraber Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakan kimselerin hanımları kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. İddet bekleme sürelerini bitirdikleri zaman artık kendileri hakkında meşru bir şekilde yapacakları hareketten size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız. Fakat meşru bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikah akdini azmetmeyin. Kesin karar vermeyin. Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyleyse onun azabından sakının. Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız bunda size bir vebal yoktur. Şu kadar ki onlara mal verip faydalandırın. Eli geniş olan haline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır. Bu iyilik yapanlar üzerine bir borçtur. Eğer onları kendilerine dokunmadan önce boşar ve mehri de kesmiş bulunursanız o zaman borç o kestiğiniz miktarın yarısıdır. Ancak kadınlar veya nikah akdini elinde bulunduran kimse bağışlarsa başka. Ey erkekler, sizin bağışlamanız ise takvaya daha yakındır. Aranızda fazileti unutmayın. Şüphesiz ki Allah her ne yaparsanız hakkıyla görür. Namazlara ve orta namaza devam edin ve Allah için boyun eğerek kalkıp namaza durun. Eğer bir korku halindeyseniz yaya veya binekli olarak giderken kılın. Korkudan emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Namazlarınızı yine her zamanki gibi huşu ile kılın. İçinizden hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar için de meşru ve geleneğe uygun şekilde bir meta, intifa hakkı vardır ki verilmesi Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. İşte akıllarınız ersin diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişiyken ölüm korkusuyla yurtlarından çıktılar. Allah da kendilerine ölün dedi. Sonra da onlara bir hayat verdi. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir.
Fakat insanların pek çokları şükretmezler. O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Kimdir o adam ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da ona birçok katlarını ödesin. Allah darlık da verir, genişlik de verir. Hepiniz de ona döndürülüp götürüleceksiniz. Baksana İsrailoğullarının Musa'dan sonra ileri gelenlerine. Hani onlar bir peygamberlerine bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım dediler. O da size savaş farz kılınırsa acaba yapmamazlık eder misiniz dedi. Onlar bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek azı hariç yüz çevirdiler. Ama Allah o zalimleri bilir. Peygamberleri onlara Allah size hükümdar olmak üzere Talut'u gönderdi demişti. Onlar ona bizim üzerimize hükümdar olmak nereden geldi? Oysa hükümdarlığa biz ondan daha layıkız. Ona maldan bir genişlik, bir bolluk da verilmemiştir dediler. Peygamberleri de onu sizin başınıza Allah seçmiş ve ona bilgi ve vücut bakımından bir güç, bir genişlik vermiştir dedi. Hem Allah mülkünü dilediğine verir, Allah'ın rahmeti geniştir, o her şeyi bilir. Peygamberleri onlara şunu da söylemişti. Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti size o tavutun gelmesi olacaktır ki, onda Rabbinizden bir sekine, sükunet ve gönül rahatlığı. Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye kalıntı vardır. Onu melekler getirecektir. Eğer iman etmiş kimselerdenseniz bunda sizin için kesin bir ibret, bir alamet vardır. Talut ordu ile hareket edince dedi ki, Allah sizi mutlaka bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Kim de onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka, bu kadarına ruhsat vardır. Derken içlerinden pek azı hariç hepsi de varır varmaz ondan içtiler. Talut ve beraberindeki iman eden kimseler nehri geçtiklerinde bizim bugün Calut ile ordusuna karşı duracak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarına inanıp bilenlerse şu cevabı verdiler. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabırlılarla beraberdir. Calut ve ordusuna karşı savaş meydanına çıktıkları zaman da şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır dök, ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Derken Allah'ın izniyle onları tamamen bozdular. Davut Calut'u öldürdü ve Allah kendisine hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbirleriyle savması olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulur giderdi. Fakat Allah bütün alemlere karşı büyük bir lütuf sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz ki sen o gönderilen Resullerdensin. O işaret olunan Resuller yok mu? Biz onların bazısını bazısından üstün kıldık. İçlerinden kimi var ki Allah kendisiyle konuştu. Bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. Biz Meryem oğlu İsa'ya da o delilleri verdik ve kendisini Ruhul Kudüs Cebrail ile kuvvetlendirdik. Eğer Allah dileseydi bunların arkasındaki ümmetler kendilerine o deliller geldikten sonra birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Kimi iman etti, kimi inkar etti. Yine Allah dileseydi birbirlerinin kanına girmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. Kafirlere gelince onlar zalimlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, haydır. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlarsa onun dilediği kadarından başka ilimden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsisi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek ona bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayırt edilmiştir. Artık her kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa sağlam bir kulpa yapışmıştır ki o hiçbir zaman kopmaz. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri de tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim ona benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür dediği zaman ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir deyince o inkar eden herif şaşırıp kaldı. Öyle ya Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki bir şehre uğramıştı. Altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. Bunu bu ölümünden sonra Allah nereden diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra diriltti, ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün yahut bir günden eksik kaldım dedi. Allah buyurdu ki, hayır 100 sene kaldın. Öyleyken bak yiyeceğine, içeceğine henüz bozulmamış. Hele eşeğine bak, hem bunlar seni insanlara karşı kudretimizin bir işareti kılalım diyedir. Hele o kemiklere bak, onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz. Sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Böylece gerçek ona açıkça belli olunca, şimdi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Bir zamanlar İbrahim de, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Allah inanmadın mı ki buyurdu. İbrahim inandım fakat kalbim iyice yatışsın diye istiyorum dedi. Allah buyurdu ki öyleyse kuşlardan 4'ünü tut da onları kendine çevir. İyice tanıdıktan sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça dağıt. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelecekler ve bil ki Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki 7 başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir. Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başak akmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Halimdir, yumuşak davranır. Ey iman edenler! Sadakalarınızı başa kakmak, gönül kırmakla boşa gidermeyin. O adam gibi ki insanlara gösteriş için malını dağıtır da ne Allah'a inanır ne ahiret gününe. Artık onun hali bir kayanın haline benzer ki üzerinde biraz toprak varmış derken şiddetli bir sağanak inmiş de onu yalçın bir kaya halinde bırakıvermiş. Öyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu doğru yola iletmez. Allah'ın rızasını aramak, kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolunda sabit kılmak için mallarını Allah yolunda harcayanların hali ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer ki ona kuvvetli bir sağanak düşmüş de yemişlerini 2 kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur düşmese bile mutlaka bir çisenti vardır. Allah yaptıklarınızı görür. Hiçbiriniz ister mi ki kendisinin hurmalık ve üzümlüklerden bir bahçesi olsun, altında ırmaklar aksın, içinde her türlü ürünü bulunsun da kendi üzerine de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez küçük, zayıf çocukları olsun. Derken ona ateşli bir bora isabet ediversin de o bahçe yanıversin. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki düşünürsünüz.
Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıklarınızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Biliniz ki Allah sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamde layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlanmanızdan bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilir. Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar. Her ne çeşit nafaka verdinizse veya ne türlü bir adak adadınızsa Allah onu kesinlikle bilir ve zalimlere hiçbir şekilde yardım olunmayacaktır. Sadakaları açıkça verirseniz o ne iyi olur. Yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın birçoğunun bağışlanmasına sebep olur. Bilin ki Allah her ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Onları yola getirmek senin boynuna borç değildir. Allah ancak dilediğini yola getirir. Yaptığınız her iyilik sırf kendiniz içindir. Siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında infak etmezsiniz. İyilik cinsinden ne infak ederseniz o size aynen ödenir. Size hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı bilmeyenler onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız şüphe yok ki Allah onu bilir. Mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenler yok mu? İşte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar. Riba, faiz yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara alışveriş de faiz gibidir demeleri yüzündendir. Oysa Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkında hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de yeniden faize dönerse, işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır. Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkarda direnen hiç kimseyi sevmez. İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi onlar mahzun da olmazlar. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın. Eğer gerçekten müminlerseniz, eğer böyle yapmazsanız o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tevbe ederseniz sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız. Eğer borçlu, darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden korkunuz ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra da herkese kazancı tamamıyla ödenecek ve hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir vaadeyle karşılıklı borç alışverişinde bulunduğunuz vakit onu yazın. Hem aranıza doğruluğuyla tanınmış yazı bilen biri yazsın. Yazı bilen biri Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Bir de hak kendi üzerinde olan adam söyleyip yazdırsın ve her biri yazarken Rabbi olan Allah'tan korksun da haktan bir şey eksiltmesin, şayet borçlu bir bunak veya küçük bir çocuk veya söyleyip yazdıramayacak durumda biri ise velisi doğrusunu söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden hazırda olan iki kişiyi şahit de yapın. Şayet iki tane erkek hazırda yoksa o zaman doğruluğuna güvendiğiniz şahitlerden bir erkekle iki kadın ki birisi unutunca öbürü hatırlatsın. Şahitler de çağrıldıklarında kaçınmasınlar.
Siz yazanlar da az olmuş, çok olmuş, onu vadesine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun olduğu gibi hem şahitlik için daha sağlam hem şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Meğer ki aranızda hemen devredeceğiniz bir ticaret olsun. O zaman bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alım satım yaptığınız vakit de yine şahit tutun. Ayrıca ne yazan ne de şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer onlara zarar verirseniz o işte mutlaka size dokunacak bir günah olur. Üstelik Allah'tan korkun. Allah size ayrıntılarıyla öğretiyor ve Allah her şeyi bilir. Şayet siz sefer üzere olur, bir katip de bulamazsanız o vakit alınmış bir rehin belge yerine geçer. Yok eğer birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen adam Rabbi olan Allah'tan korkusun da üzerindeki emaneti ödesin. Bir de şahitliğinizi inkar edip gizlemeyin. Onu kim inkar ederse mutlaka onun kalbi vebal içindedir. Her ne yaparsanız Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Peygamber Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız. Duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlanmanı dileriz. Dönüş ancak sanadır dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme. Bizi bağışla, mağfiret et bize, rahmet et bize. Sensin bizim Mevlamız. Kafir kavimlere karşı yardım et bize. Sadakallahu'l-Azim.